Bir tarafta erken seçim tartışması, bir tarafta adaylık tartışması ve bunlar olurken aslında anketlere de çok önem veriyor partiler. Aksoy Araştırma Şirketi'nin bir anketi var. Ona bakacağız sevgili izleyiciler. Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sordu Aksoy Araştırma Şirketi. Anket sonuçlarına bakacağız. Kararsızlar çıkarıldığında AKP ile CHP arasında yarım puanlık bir fark var. İyi Parti oyların %13,7'sini alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi ise barajı bir puanla geçiyor. Hala erken seçim, erken seçim. Ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Erken seçim ve adaylık tartışmaları sürerken gözler anketlere çevrildi. Aksoy Araştırma tarafından gerçekleştirilen son seçim anketinin sonuçları yayımlandı. Aksoy Araştırma'nın sahibi Ertan Aksoy, anketi %95 güven aralığında, %3 hata payıyla 1067 kişiyle gerçekleştirildiğini ifade etti. Ankete katılan seçmenlere bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu soruldu. Ankette kararsızlar çıkarıldıktan sonra AKP %29,4, CHP %28,9, İYİ Parti %13,7, HDP %10,2, MHP'nin oy oranı ise %8 olarak yer aldı. Anket sonucu dikkate alındığında AKP ile CHP arasındaki farkın yarım puan olduğu görülüyor. Yine anket sonucuna göre İYİ Parti oyların %13,7'sini alıyor. MHP ise barajı bir puanla aşıyor. Halkın oyunu istemek lazım. Sandığı koymak lazım. Sandığın gereği neyse başımızın üstüne bunu yapmamız lazım. Bunu yapabilirsek emin olun Türkiye'yi büyütürüz. Türkiye'yi kalkındırırız. Ancak Aksoy Araştırma Şirketi'nin 30 Mayıs tarihinde yaptığı anketle dün yapılan anket karşılaştırıldığında AKP'nin oy kaybı dikkat çekiyor. 30 Mayıs'ta yapılan bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz anketinin sonuçlarına bakıldığında AKP'nin 2 haftada oy kaybı yaşadığı dikkat çekiyor. Anketle doğmadık ki anketçi söyleyelim. Anketle var olmadık ki anket olmayınca yok olalım. Dava ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanlara Türk milleti günlerini gösterecek, bunları rezil edecektir. Öte yandan seçmenlere AK Parti iktidarını 2002 yılından bu yana değerlendirecek olsanız bu süre içerisinde sizin ekonomik durumunuz ne yönde değişti sorusu da yöneltildi. Türkiye genelinde çok fakirleştim diyenlerin oranı %33,5 iken aynı kaldım diyenlerin oranı ise 25,5 oldu. Cumhur İttifakı'nın oylarında azalma görülen anketler sonrası özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli anket şirketlerini hedef almıştı. Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış, ha dibe çekmiş, ha uçuruma uçurmuş, ha uçurumdan itmiş. Hiç ama hiç önemli değildir. Ellerinde ne geliyorsa onu yapsınlar. Hangi talimatı, hangi tembihi almışlarsa durmasınlar, tatbik etsinler. Birisi değil, tek tek değil, alayı birden üzerimize gelsinler.